konuşmakta olduğumuz bu kur savaşları meselesi var. Tabi bugün bayağı bir konuşulacak herhalde. Rusya kur manipülasyonları konusunda sıkı tedbirler istiyor. Şimdi bu toplantıda neler konuşulur, neler çıkar? Elbette sonrasında bu toplantının sonuçlarının piyasalara etkileri nasıl olur? Evet, biliyorsun biz de katılacağız. Evet. Bu G20 toplantısını. Özellikle son zamanlarda işte Japonya'daki son ekonomik kararlar, para politikası kararları artı onun öncesinde ABD Merkez Bankası'nın izlediği politikalar. En son onun öncesinde yani Japonya öncesinde Avrupa Merkez Bankası'nın litro imkanı olarak 1 trilyon euro vermesi, daha sonra euronun çok hızlı değer kaybetmesi. Tüm bunların hepsi birlikte bakıldığında bir nevi kur savaşları başlamış görüntüsü veriyor ama gerçekten kur savaşı mı yoksa herkesin kendi ekonomisini, paçasını kurtarma çabası içerisinde uyguladığı kararlar mı? Buna baktığımızda herkes şunu bilmeli ki yani tüm ekonomiler kendi ekonomisini kurtarmak için eğer kurlara müdahale ediyorlarsa ötekiler de aynı müdahaleyi yapar. Nitekim bu şekilde bir şey var. Bazı ekonomistler kesinlikle kur savaşı olmadığını, ortada bir kur savaşının yer almadığını söylüyorlar. Birçok ekonomist de evet bu bir kur savaşıdır diyorlar. Sonuçta baktığımızda yani sonuçlarına baktığımızda görüntü evet bir kur savaşı. Japon yeninin özellikle hem Amerikan dolarına hem de şeye karşı değer kaybetmesi, euroya karşı çok hızlı değer kaybetmesi tabii bunu gündeme getirdi. Evet. Şimdi G20 toplantısında aslında bence bu kur savaşlarından ziyade özellikle ekonomik yavaşlamalar var. Amerika'da biliyorsun özellikle bu cumhuriyetçilerin harcama kesintilerine tümüyle karşı çıkması var. Şimdi demokratlar da bir şey hazırlıyorlar. Paket hazırlıyorlar. Onay ertelenmesiyle ilgili olarak. Mart başı itibariyle yeniden bu gündeme gelecek. Burada aynı zamanda Avrupa tüm dünyada uygulanmasını istediği bir finansal işlem vergisi getirmek istiyor. Hı hı. Çünkü işin içinden çıkamıyorlar. Ve bu sorunların altında toplanıyor G20. Daha önceki G20 toplantılarına baktığımızda bu G20 toplantılarından çıkan sonuçlar ne kadar uygulamaya kondu diye baktığımızda çok da fazla bir uygulama alanı bulmadığını görüyoruz. Çünkü bu toplantıya katılanların açıkladıkları bildiriler genellikle bir temenni niteliğinde oluyor ve bir yaptırımı da yok. Yani kalkıp da sen Çin'e şunu şunu yapamazsın diyemiyorsun. Yani Amerika'da olsan diyemiyorsun. Veya Avrupa Birliği kalkıp bir başkasına şunları şöyle yapacaksın diyemiyorsun. Diyemiyor. Daha önce biliyorsun bunlar G7 idi. Sonra G10 oldu ve krizden sonra da G20 oldu. Dünyanın en büyük 20 tane ekonomisinin bakanları toplanıyor. Sonuç olarak buradan bir şey çıkmasını beklemiyorum. Yani kurlarda da çok büyük bir hareket olur mu? Tabii gelen haberler mutlaka bir volatilite yaratacaktır. Ama oradan çıkan bildiri sonucunda en çok etkilenecek paralar hem bir euro olacak bir de Japon yeni olacaktır. Japonya'da barış genel olarak iyiye bir gidiş var şeklinde bir görüntü oluşmasına rağmen hı hı. Dün açıklanan verilerde Japonya'nın da son çeyrekte bayağı bir ciddi küçüldüğünü gösterdi. Adamları haklı çıkartıyor. Yani mecbur uygulamak zorundalar onlar. Yani ekonomiyi canlandırmak amacıyla enflasyon hedefini ikiye çıkartmaları, sonra bunun için para politikalarını değiştirmeleri, Japon yeninin değer kaybetmesini istemeleri çok haklı. Bu bağlamda toplanacak G20. Bizim sokaktaki vatandaşımızı nasıl etkileyecek? Özellikle çok fazla vatandaş tabii ki bunu hissetmeyecek. Ama tüm dünya piyasaları buradan çıkacak kararlardan sonra ciddi bir şey var mı ve gerçekten ciddi bir görüş birliği var mı diye bakacaktır. Ama ben hiçbir şekilde ciddi bir görüş birliği beklemiyorum. Dolayısıyla da
ekonomi bakanları gelecek, sohbet edecekler ve bir tane de temenni yayınlayacaklar diye bir şey çıkmaz yani diyorsunuz hocam. Çok önemli bir şey çıkmaz. Yani tüm piyasaları çok fazla etkileyecek çok önemli bir şey çıkmaz. Peki gelelim Avrupa'ya. Dün açıklanan büyümeye ilişkin veriler hakikaten çok olumsuz geldi. Evet, çok olumsuz geldi. Şimdi Avrupa zaman zaman değil, çoğunlukla gözümüzün üzerinde olduğu bir yer ekonomi bakımından. Zaman zaman Asya'ya bakıyoruz ama Avrupa'daki krizi konuşuyoruz. İşte İspanya'nın, Yunanistan'ın durumunu konuşuyoruz. İşte Merkel ne diyecek, Holland ne yaptı diye bakıyoruz. Draghi'ye bakıyoruz. Son olarak bu veriler tabii üzerinde durmamız gerekecek. Şimdi ben hani şu algı içerisindeyim. Galiba buradan Avrupa'dan uzunca bir süre olumlu bir haber gelmeyecek. Yani burada bir bataklık mı var hocam hakikaten? Ve bu kaos mu diyeyim artık, hani nasıl tarif edersiniz bilmiyorum. Gerçi siz onu şöyle söylüyorsunuz, hani uzunca bir süre bu devam edecek. Bu haberlere alıştık artık, böyle devam edecek diyorsunuz. Bir çıkışı yok mu bu işin? Valla çıkışı gerçekten çok zor. Sebebi de şu Barış. Çok temelde baktığımızda sebebi şu. Aslında çok rahat çıkılabilir krizlerden. Fakat bu krize devletler o kadar borçlu yakalandılar ki, daha doğrusu krizin hemen birinci yılında, 2008'deki büyük krizin hemen birinci yılının sonunda devletlerin borçları roket gibi fırladı. Evet. Çünkü çok büyük zararları eden finansal sistemi kurtarmak adına her tarafa mecburen kamunun kaynaklarını kullanmak zorunda kaldılar ki başta da Amerika. Hı hı. Yani 1,5 trilyon doları hiç gözü kapalı bir şekilde o 2008'de hem Lehman batışından sonra diğer bankaları kurtarmak için, hem mortgage Fannie Mae, Freddie Mac vardı, onları kurtarmak için oraya 750 milyar dolar kaynak aktardılar. Arkasından dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG batıyordu. Evet. Onu kurtarmak için oraya kaynak aktardılar. Ve bu mortgage kağıtları, işte toksik varlık dediğimiz, kimsenin alıp satmadığı ve artık piyasası yok olan kağıtları ABD Merkez Bankası aldı, karşılığında para verdi. Ama bunların hepsinin bir sonucu var. Dolayısıyla çok büyük borçta yakalandılar. Şimdi bakıyorsun işte Japonya'nın %235 milli gelirini, İtalya'nın %160, Yunanistan şeyden sonra %130'a çekebildiler. Artık dikkat edersen Yunanistan'ı hiç konuşmuyoruz. Yani Yunanistan işi artık yani yapacak hiçbir şey kalmadı. Tüm yapılması gereken her şey yapıldı. İspanya ve Yunanistan, o bölgelere baktığımızda ekonomik olarak hiçbir toparlanma yok. İtalya'dan gelen veriler çok kötü. Avrupa Birliği'nde senin söylediğin gibi dün çok kötü veriler geldi. Dördüncü çeyrekte %0.6 bir daralma var ekonomide. Ki bu yaklaşık olarak %0.4 bekleniyordu. Japonya'da dördüncü çeyrekte %0.4 bir daralma var. Yıllık bazda baktığında Avrupa bölgesine %0.5. Eğer iş böyle giderse Avrupa %2,5, aynen böyle gidecek olursa bu sene 2013 yılında %2,5 küçülmesi lazım. Yani yıllıklandırılmış bazda. Tabii bu veriler geldikten sonra herkes geleceğe dönük tahminlerini tekrar değiştirmek zorunda kaldı. Örneğin bu sene için işte Avrupa'da sıfırın üzerine bir büyüme beklenirken bazı kurumlar, finansal kurumlar %0.2 küçülme beklediklerini açıkladılar. Ve tüm bu gelişmeler şunu gösteriyor. Daha önce geçen ay Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın, Draghi'nin yaptığı bir açıklama vardı. Kötü geride kaldı diye. Hı hı. Tabii ki onlar hani bu veriler gecikmeli geliyor. Sonuçta Ekim ile Aralık arasındaki büyümeden bahsediyoruz. Tam bir küçülme var. Şimdi Ocak, Şubat, Mart verisi çok önemli olacak. Gerçekten kötü geride mi kaldı? Yoksa kötü hala devam ediyor mu? Onu görecek. Ama bizim piyasalara baktığımızda piyasalarda şöyle bir algı var. Evet, en kötü geride kaldı. Bundan sonra en azından ilk 3 aylık büyüme verileri daha iyi gelecek. Ve bu şekilde sıkıntı en azından atlatılmış olacak diye bekliyorlar. Dün tabii piyasalar bu yüzden çok stresliydi. Bu sabahta genel olarak dış piyasalarda bir stres var. Yani Avrupa, Japonya, Asya baktığımız zaman çok kötü verilerle kalktılar. Dolayısıyla Amerika'da da bir geri çekilme var. Şu an ben Amerika'ya bakıyorum.
%0.15 civarında Amerikan borsalarının vadelilerinde bir geri çekilme söz konusu. Evet. Bu yüzden tam böyle G20 işte bu piyasaların stresi altında toplanıyor. Benim tahminim çok büyük bir etki yapmayacak piyasalara. Dünkü veriler zaten rakamlara yansıdı. Yani Avrupa borsalarında bir miktar düşüş getirdi. Ama piyasanın Avrupa borsalarındaki yarattığı harekete baktığımızda devasa ve çok tahmin edilemez hareketler değil. Peki hocam, şimdi sorular da gelmeye başladı, yorumlar da gelmeye başladı. Bu arada sizin IP sorununuz halloldu mu? Yok, hayır. Benim şu an ben server'ı... Bir de hocam mikrofonunuzu düzeltin isterseniz. Bilemediğim için, evet, şu mikrofonu düzelteyim. Mikrofonun üzerine basmış. Ben diyorum ki, ya beni aşağıdan kim çekiyor? Kim çekiyor diyorum. Kendi kendimi çekiyormuşum, evet. Hocam şimdi Hüseyin Yurtsev diyor ki, yine AB ile ilgili. AB'de kredi kullanımı artması iyiye bir işaret midir? AB'de kredi kullanımının artması çok çok iyiye bir işarettir. Avrupa Birliği düzeliyor mu, düzelmiyor muyu? Nereden izleyecekler biliyor musun? Sanayi üretim verileri, PMI verileri hep biraz gecikmeli geliyor. Zaten büyüme verisi en gecikmeli gelen veri. Halbuki en hızlı açıklanan veri M2 diye tanımladığımız, M2 diye tanımladığımız para arzı. Şimdi buradaki artışlar her ay açıklanıyor, tamam mı? M2'deki bir artış demek şu demek, bankalar daha fazla kredi vermeye başladı demek. Bankaların kredi vermeye başlaması, bankalar artık daha fazla kredi vereyim diye mi veriyorlar? Yoksa bankalara kredi talebi arttığı için mi daha kredi veriyorlar? Dolayısıyla ikisine de baktığımızda bir yandan kredi talebi artarsa güzel olan bir şey bu. Çünkü kredi talebi artmışsa, işletme yatırım yapıyorsa böyle bir durumda yapılan yatırım çok... kredi talebini arttırıyor. Niye yatırım yapar işletme? Müşteriler eğer daha fazla mal istiyorsa, daha fazla tüketim oluyorsa o şekilde yapar. O yüzden izlemeleri gereken veri M2. Yani M2 para arzı. Oradaki artışlar çok daha önemli olacak. Aynı zamanda o Hüseyin Yurtsev'in söylediği kesinlikle bence şey çok önemli. Kredi taleplerinin artması çok çok önemli. O çok iyiye bir işaret olarak algılanabilir. Şimdi hocam bu G20 toplantısını konuştuk ya, Kemal Sağır da diyor ki bu devletlerin liderleri sürekli toplanıyor. Dev şirketlerin CEO'ları sürekli toplanıyor. Her gün yeni kararlar alınıyor. Her ülke ya da şirket birbirinden alacaklı. Biz borçlarımız ya da alacaklarımızı uzun vadede yapılandırdık. Ödemede kimse birbirini zorlamayacak denilse kriz ortadan kalkmaz mı? Keşke öyle. Naif bir yaklaşım mı? Evet, yani burada doğru söylüyor Kemal Sağır. Hakikaten bütün... kısa vadede ödenecek borçlar yeniden yapılandırılsa, uzun vadeye yayılsa, orta vadeli programlar açıklansa, o güven ortamı gelse ve bu herkes tarafından dillendirilse, o zaman tabii ki ekonomiler hızla gelişmeye başlayacaktır. Bu çok önemli. İşte bu krizdeki en büyük sorun devletlerin çok borçlu yakalanmasıydı. 1929 Amerika'daki krizin çözülememesini ve çok uzun süre devam etmesinin en önemli sebebi, para arzı arttırılabileceği halde arttırılmamıştı. Yani o zaman merkez bankacılığı pek bilinmiyordu. Onun nasıl etki yapacağı da çok fazla bilinmiyordu. Dolayısıyla şu an yapılması gerekenlerin çoğu yapıldı. Para arzı konusunda, yani para basma konusunda ekonomiyi canlandırmak için sınırlar çok fazla zorlandı ve sınırların da ilerisine geçildi. O anlamda Kemal Sağır'ın dediğine ben kesinlikle katılıyorum. Öyle bir şey olsa. Bir de şöyle bir durum var bak. Şurada kaç kişiyiz biz? Kameraman arkadaşlar ve burada yaklaşık 6 kişi varız. Tamam mı? Şöyle, senin oraya 1000 lira borcun olsa, oranın oraya 1000 lira borcu olsa, oranın oraya 1000 lira borcu olsa, onun da bana 1000 lira borcu olsa, benim de sana 1000 lira borcum olsa. Tamam mı? Toplam 6 kişi, toplam borç 6000 lira. Şimdi ben sana 1000 lirayı ödesem, sen de onu ödesen, o da onu ödese, o da onu ödese, o da bana ödese, ben sadece 1000 lira ödeyerek bütün borcu kapatmış oluyorum aslında. Düşünebiliyor musun? Tabii. Şimdi aslında borçların ödenmesi çok fazla şey değil, sorun değil. Ama önemli olan ekonomik büyümenin gelmesi. Ekonomik büyümeyle birlikte bir şeyin gelmesi. Borçların ödenebilmesinin birlikte gelmesi.
Ancak o şekilde şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz borçluluğun yüksek olmasını. Fakat zaten bu bir normale dönüş. 2008 krizi sonrasında dünya hiçbir zaman şeye gelmeyecek. Yani eski haline dönmeyecek. Eski hali derken şunu kastediyorum. Yüksek büyüme, düşük enflasyon, herkesin iş bulduğu, refahının yüksek olduğu bir dönem asla olmayacak. Evet, yüksek büyüme gelecek. Normalin üzerine çıkacak büyüme. Ama bu beraberinde de çok ciddi bir enflasyon getirecek. Bu da dalgaları çok arttıracak. Bir yandan büyüyoruz derken enflasyonu durdurabilmek için bu sefer frene basacaklar. Yeniden resesyona gireceksin. Ekonomideki volatiliteyi ciddi biçimde arttıracak. Hocam çok kısa bir ara vereceğiz. Şu bilgisayar problemimizi halledelim. Aradan sonra yorumlar ve sorularla devam ediyoruz. Özlem Zengin'in moderatörlüğünde Perde Arkası, kamuoyu araştırmacısı ve Radikal Gazetesi yazarı Tarhan Erdem'i konuk ediyor. Dördüncü yargı paketi neleri içeriyor? MİT-İmralı görüşmelerinde hangi noktaya gelindi? AK Parti'nin yeni anayasa ve başkanlık çalışmaları parti içinde ve kamuoyunda nasıl destek buluyor? Perde Arkası, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, Gülay Göktürk, Ahmet Taş getiren ve Tarhan Erdem'le gündeme ışık tutan önemli gerçekleri, gün yüzüne çıkmamış detayları masaya yatırıyor. Perde Arkası bu akşam saat 20'de canlı yayınla Bugün TV'de. Spor Ekstra, sporun gündemini belirliyor. Özgür Sancar ve Yakup Çınar'ın sunumuyla Türkiye ve dünya gündemine damgasını vuran spor olaylarını farklı bir bakış açısıyla ekranlara getiriyor. Spor Ekstra, cumartesi ve pazar günleri saat 15.10'da canlı yayınla Bugün TV'de. Paranın rotası devam ediyor. Hocam borsaya bakalım. Aydın Yağcı diyor ki borsa için bir süre bıktırıcı hava ve sonra yükseliş beklentinizi halen koruyor musunuz? 6 ay gibi bir sürede kayıpları telafi edeceğine inanıyor musunuz? Bu sene için tepe noktanız, tepe beklentiniz dolar bazında 5,1 dolar olarak devam ediyor mu? Şöyle yani 5,1 doları zaten beklentim değildi ama özellikle daha önceki zirve seviyesiydi orası. Yani oraya kadar zaten 5'e kadar gelmişti. 4.99 5'e kadar gelmişti. Yani o bir 10 centlik daha olmuş olmamış. Oradan zaten geri çekilme oldu. 6 ay sürmez. Yani 6 ay sürecek olursa ciddi bir kriz var demektir yani ortada. Yani borsadaki düşüşten sonra hala 6 ay boyunca o normal seviyesine gelememesi demek artık ciddi bir düşüş trendisindesin demektir. Ben şimdi düşüş trendi başladı diyemem. Yani bir düşüş trendi başladı diyebilmek için mutlaka düşüşten sonra bir yükselişin olması ve bu yükselişin gücünün çok zayıf olması, aynı zamanda da para girişinin çok fazla olmaması gerekiyor. Ondan sonra tekrar yeni bir düşüşün başlaması gerekiyor ki o zaman biz düşüş trendine girdik diyebiliriz. Şu an ben bir düşüş trendine girildiğini düşünmüyorum. Hala biz normal uzun vadeli yükseliş trendindeyiz ve uzun vadede borsanın hala yukarı yönlü bir eğim içinde olacağını ben düşünüyorum. Ama burada borsayı taşıyan şirketler, bankalar %15 kredi sınırlaması nedeniyle beklentiler düştü bankalardan. Ama mesela Merrill Lynch dün yayınladığı bir raporda, BofA Merrill Lynch yani dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi, direkt olarak Türkiye'ye overweight al verdi ve şu an Türkiye'yi cazip görüyor. Ben de aynı şekilde cazip görüyorum bu değerlemelerden sonra, yani bu kadar düşüşten sonra. Ben normal şimdi çok uzun bir süre geçmiş gibi geliyor yatırımcılara ama belli bir şekilde daha önceki grafiklere baktığımızda zaten 1-2 hafta diplerin oluşum sürecidir. Mesela dün piyasalarda 2 gün böyle yükseldi düştü. Ondan sonra bir daha gene yükseldi gene düştü. Herkeste ciddi bir korku oluştu. Dün de ben bunu yazımda niye böyle bir psikoloji var, nasıl bir psikoloji onu anlatmıştım. Nitekim
Onun arkasından düşüşle başladık. O güzel haberdi. Yani dün düşüşle başlamamız. Çünkü yükselişle başlasak gene sıkıntı olacaktı. Düşüşle başlayıp yukarıda kapattık. Ama bir önceki güne göre düşük kapatsak bile dibi, gördüğümüz dipten 1000 puan uzaklaştık. O anlamda borsadaki hareket sağlıklıydı. Üstelik dün bütün Avrupa ciddi anlamda sarsılırken, Avrupa'da %1'in üzerinde düşüşler olurken, Asya'da düşüşler olurken, büyüme verileri bu kadar kötü gelirken, borsa şu an kendi içerisinde düşük işlem hacmiyle bir dip oluşturmaya çalışıyor ve herkes karları bekliyor. Son Aralık bilançolarını gördükten sonra portföylerini yapıp bence yeniden alıma geçerler. Bankalar konusunda da emin değilim, şöyle kötü olacağından emin değilim. %15 konusunda ne kadar direnseler de bu yıl içerisinde kesinlikle o sınır aşılacak yani. Bu büyüme %2,5'ta kalır yoksa. Yani 2013 yılında %4 hedefi gene tutturulamaz. Bu sefer hem büyümeyi hükümet tutturmak isteyecek. Zaten Zafer Çağlayan en az %6 olması lazım diyor. Geçen sene %4 büyüyecektik, bu sene de %4, 8 yapar. 2,5'un üzerine koyarsan oraya büyümek için 5,5 falan büyümen lazım. Tabii. Bence o konuda ekonomi politikası tarafında hükümetin isteği o konuda büyüme şeklinde. Yani büyüme isteniyor. Bu tamamıyla politik bir de karar olacaktır. Ve bankaların çok da kötü olacağını zannetmiyorum ben bu sene. Yani geçen seneye göre karlarında çok önemli azalmalar olacağını düşünmüyorum. Yine bankalar, ya banka vermezse krediyi, adam kredi alacaksa gider yurt dışından da alır. Şu an çok rahat kredi bulabiliyor bizim firmalarımız yurt dışından. O zaman bizim bankanın verebileceği krediyi ne yapıyorsun? Dışarıya yönlendirmiş oluyorsun. Çok da çok da fazla katı olmamak gerekiyor ben o konuda. Şimdi hocam, az önce konuştuğumuz mevzuya ilgili olarak Aydın Ferhat Güzelcan da diyor ki şu borç verme, birbirlerine borçlanma meselesi. O zaman krizden nemalanan grup dünya üzerinde o kadar etkin ki gayet basit olan yeniden yapılanma bu yüzden gerçekleşemiyor. Gerçekleşemez tabii. Yani bu şöyle, şimdi aynı deminki örnekten devam edelim. Tamam mı? Arkadaş geldi sana dedi ki ya benim sana 1000 lira borcum vardı ya, ben ödeyeceğime zamanı yaklaşıyor. Bunu bana 6 ay erteleyebilir misin? Senin onu 6 ay ertelemen, tamam mı, benim senden alacağımı 6 ay ertelemene bağlı. Yani burada anlaşma sağlamak o kadar zor ki. O da ona diyecek benimkini 6 ay erteleyebilir misin? Tabii. O da ona diyecek. Şimdi herkesin burada anlaşma yapmasına imkan yok. Halbuki bir tanesi ödese o ona ödeyecek, o ona ödeyecek, o ödeyecek. Zaten krizlerin özelliği şudur. Nakit akışı bozulur ve nakit akışı bozulduğu için de sen vadesi gelen borcu uzatmak zorunda kalırsın. Elinde para olsa bile ödemek istemezsin çünkü sen alacağından emin değilsin. Tabii. Herkes kendi çıkarını düşündüğü için o aşamada, yani o Adam Smith'in bir görünmez eli vardır. Herkes kendi çıkarını düşünerek daha fazla üretir. Çünkü ben daha zengin olmak için daha fazla çalışırım ama bu sırada toplumun büyümesi, üretimi yükselir. Ama krizlerde bu mekanizma tam tersi çalışıyor. Krizlerde de herkes kendini korumak istersen kimseye ödeme yapmadığı için bütün sistem kilitleniyor. Evet. Peki, hocam bu halk GYO yine soruluyor. Evet. Bir formül verdiniz bize ama yanlış hesap yapmak istemiyoruz. Halkbank'ın arzları ekseri kazandırdı. Makul bir yorum rica ediyorlar. Ve bir de YouTube adresimiz sorulmuş bir kez daha. Tekrar programları izleyebilmek için küçük harflerle paranin rotasi birleşik olarak YouTube'a yazdığınızda, arattığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Halk GYO'nun halka arzı, tamam mı? Çok fazla soruluyor. Fakat zaten teknik olarak, yasal olarak da bu konu hakkında bizim bir şey söylememiz çok yanlış. Yani buradan herhangi bir şey söylememiz. Şimdi bakıyorsun şeylere. En büyük GYO hangisi? Emlak GYO. Onun çarpanlarıyla en iyi ihtimalle onun çarpanları olur. Yani şimdi Emlak GYO öz varlığının kaç katından işlem görüyor? 1.75 katından işlem görüyor Emlak GYO. Şimdi ben özellikle o zaman Halk GYO'yu da değerlerken öz varlığını 1.75 ile çarpın. Tamam mı? Yani bir doğru değeri bulmak anlamında. Arkasından yine şuradan hemen şey yapacağım, bulmaya çalışacağım şeyi, fiyat kazanç oranını da bulmaya çalışacağım. Mesela Emlak GYO'nun fiyat kazanç oranı 17.68. Yani Emlak GYO'nun karını, bir yıllık karının 17.68 katından işlem görüyor Emlak GYO hissesi. O zaman Halk GYO'yu da
10 ile 17 arasında bir rakamla çarpabilirsiniz karını. Hı hı. Şimdi onun karı zannedersem 10 milyon civarındaydı. Böyle çarptığınızda orada düşük rakam çıkar. Öz varlıkla çarptığınızda orada yüksek rakam çıkar. Cirosuyla çarptığınızda, ki cirosunun kaç katı ediyor diye baktığınızda, yıllık ne kadar bir ciro yaratmış diye baktığınızda, bu çok kısa kaba bir şeydir. Yani bu sonuç kesin %100 doğru sonuçtur diyemezsiniz. Çünkü Halk Geyo'nun elinde arsası var, önemli büyük arsaları var. Evet. Bunun üzerine yapacağı projelerden gelirleri olacaktır. Onu da değerlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada yatırımcının şuna ihtiyaç var. SPK'nın işte son kararlarını niye ben çok övgüyle karşılıyorum? SPK diyor ki bu fiyat tespitini yaptı mı şimdi konsorsiyum lideri? Hı hı. Halk GEO'nun fiyatını açıkladı. Şu fiyattan talep toplayacağız dedi. 1 lira 35 kuruştu zannedersem. Bu fiyattan talep toplayacağız dedi. Şimdi bir tane daha başkası değerleme yapsa, başka bir aracı kurumda bu konuda bir fiyat tespiti yapsa, insanlar daha net olmayacak mı? Mesela ama dikkat et, sorunun içerisinde ne var? Halkbank'ın halk arzları genellikle kazandırdı. Dolayısıyla bu bağlamda yorum yapar. Şimdi tabii ki geçmişte olabilir, bu daha da fazla kazandırabilir. Hı hı. Veya kazandırmayabilir. Ama genel olarak insanların kafasındaki genel psikoloji şu, bu kadar halka arzlardan zarar gördü insanlar, herhalde SPK'da bundan sonra, en azından bu halka arzdan sonra gene zarar görmesini istemeyebilir vatandaşların. Bu nedenle de bu konuda çok titiz davranabilir diye de düşünebilirsin. Benim söyleyeceğim o konuda ancak bunlar olabilir. Peki, Umut Kaya, altın ons 1550'lere gelir mi? Gelirse dolar Türk lirası ne olur? Ayrıca hocam, günlük yorumlarda dolar Türk lirası, altın ons ve euro dolar paritesi hakkında görüşlerinizi de yazar mısınız? Valla onu şu an vaktim olmuyor. Yani sabah gerçekten yayına geliyorum saat 7.30-8'e çeyrek. Hocam burada kadar. Yarım saat kahvaltı yapıyorsunuz. Yarım saat muhabbeti yapmayın, ben görüyorum ya. O zaman o kadar yorumu, analiz. Şimdi bak, sabah analistler bültenleri gönderiyorlar, tamam mı? Gedik'te kurduğumuz ekip onu gönderiyor. Onların hepsi kontrolden geçiyor. Onlara geri gönderiyorum. Ondan sonra web siteme yorumunu, analizi yazıyorum vesaire. Yok, doğru bunlar... söylüyor hocam. Selam bile veremiyoruz birbirimize. O kadar yoğun oluyorsunuz. Kesinlikle yani. Geliyor Barış benim yanıma. Hocam ne haber, işte yoğunlar bizim. Tamam Barış, iyiyim diyorum. Ben devam ediyorum yazmaya. Vakit tamamıyla zaman fakiriyim ben. Yani şimdi sabah gel, koştur koştur yayına gir. Yayından çıktıktan sonra doğru ofise git. Yapılan bütün şirket analizlerini, tahminleri, değerleme raporlarını oku. Gelen bir de mailde soru soruyorlar. Yani bir de günde yaklaşık 50 tane de mail geliyor. Şey anlamında geliyor. Hocam şu kağıt işte şöyle olur mu, böyle olur mu falan, tamam mı? Böyle bir şey. Düşünsene, 50 tane maile normal 2 dakikada cevap versen, ki bir kağıdı incelemen 10-15 dakikadır. Tabii, doğru. Bütün şeyine bakma. Neyse hocam, en azından cevap burada, da burada veriyorsunuz. Altın, burada en azından altın, bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki. Ne dersiniz? Altın ons 1550'ler. Şimdi altın ons 1550'leri görür mü? Ben şöyle söyleyeyim. Görebilir. Çünkü şu an altın 1632 dolara gelmiş durumda. Acayip, hı-hı, kritik bir seviyede. Ve altın gene o söylediğimiz 1635-1700 kanalında tam dibe gelmiş durumda. Hatta o kanalında bir miktar altına gidiyor. Evet. Hatırlarsan ben son bir aydır, bir buçuk aydır, ya altından bir şey olmaz. Önümüzdeki 2-3 ay, hı-hı, çok, hı-hı, sıkıntılı olur altın. Çok fazla yükselmez. Hatta 90 lira 92 lira arasına bile gerileyebilir yorumlarını veriyordum. Burada temel hareket ettiğimiz nokta altında şu. Altını bugüne kadar yükselten en önemli faktör para basılması oldu. Artık bundan sonra QE5 yok. En azından yakın görünürde yok. Yarın hani büyüme çok kötü olur, işsizlik artmaya başlar Amerika'da, yeniden QE'ler düşünülmeye başlar. Ama altını bu zamana kadar yükselten faktör ortadan kalktı. Artı bu faktör ortadan kalktıktan sonra bir de bastığımız parayı geri çekebiliriz endişeleri başladı. Buradan çünkü Fed'in üyelerinden böyle açıklamalar geldi. Dolayısıyla altın yukarı gitti, geri geldi. Yukarı gitti, geri geldi. Şimdi geri geliyor. Dolayısıyla daha önce gördüğü 1525-1550 dolar seviyelerine kadar düşebilir. Ama şu an öyle bir seviyeye geldi ki altın, tam böyle zurnanın hani zırt dediği yer vardır ya, tam böyle dip yerde. Yani bu seviyenin altına bir
1625 gibi kapanış olursa direkt 1570 dolar civarına kadar geri çekilebilir. Eğer 1525 gibi olursa short pozisyonu açılarak 1535'e de stop konulabilir. Engin Gürsel diyor ki hocam, gözaltı pazarındaki hisselerle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Bekleyelim mi yoksa zarara razı olup satalım mı? Şimdi o eğer gözaltı pazarındaysa bu hisseler, uzun zamandır gözaltı pazarındaysa şöyle oluyor. Gözaltı pazarında olsalar bile zaman zaman çok sert yükselişler sergileyebiliyorlar. Ama yeni gözaltı pazarına girenler genellikle bir süre çok zayıf gidebiliyorlar. Dolayısıyla ben yatırımcıya burada kesin olarak şunu söylüyorum. Yani bir alımı yaparken beynimiz bize al diyor. Sebebi de şudur, kazanacaksın diyor. Kayıp hiç olmuyor. Yani kayıp beklentisi olmayınca şöyle oluyor. 1000 lira yatırdım veya 10 bin lira yatırdım. 500 lira zarardayım. Satamazsınız. Mümkün değil. Önceden belirlememişseniz, önceden ben 500 lira zarara geldiğim anda satacağım diye söylememişseniz, B planınızı hazırlamamışsanız, o belki yükselir, hep iyimserdir beyin. Belki yükselir şeyle bir bakıyorsun 600 liraya çıkıyor zarar, 700 liraya çıkıyor, 1000 liraya çıkıyor. Bu sefer zaten iş işten geçmiş oluyor. O aşamadan sonra şimdi satayım mı oluyor ve o tam böyle şeyin bittiği an, artık dayanılacak gücün kalmadığı an, psikolojik olarak dayanılacak gücün kalmadığı an ve o andan itibaren satmayı düşündükten sonra bakıyorsunuz ki birkaç gün sonra tekrar yükseliş başlıyor. Keşkeler başlıyor. Keşke tabii diyen hiçbir yatırımcı kazanamaz. Ayrıca her gün piyasayı izleyen, borsayı her gün izleyen yatırımcıdan kazanma olasılığı neredeyse yok gibidir. Peki hocam, şimdi artık son yaklaşık 6-7 dakikamız. Karahan Kar. Programınızı takip ediyorum. Sizinle beraber Erkin Şahinöz'ü de takip ediyorum. Erkin Bey demiş ki hocam, dolar bazında 51 bin hedef vermişken son 4 gündür her yükselişte sat tavsiyesinde bulundu. 70 bine kadar düşüş olabileceği S&P 500 tepe noktasından dönüş başladığında bizim de bunu takip edebileceğimizi söyledi. Sizin belirttiğiniz gibi 1-2 hafta sıkıcı dönemde hissede ölü taklit yapmaya devam mı edelim? 74.500, 75.000 de taban oluşabilir mi? Yoksa bu noktadan satış yapıp 70.000'i mi hedeflemeliyiz? Şimdi orada tamamıyla yatırımcı tabii ki kendisi karar verecek. Ben olsaydım ne yapardımı söyleyebilirim. Ama böyle bir durumda yanlış çıkma olasılığımı söyleyeyim. %30-32 civarında yanlış çıkabilirim. %70 civarında da, %68-70 civarında da doğru çıkabilirim. Çünkü geçmişte yaptığım istatistikler bunu bana söylüyor. Ben şunu söyleyeyim. Bu aşamada kimsenin şuraya gidecek, yükselecek, buraya düşecek, şöyle olacak, böyle olacak yorumlarından ziyade kendi pozisyonunuz ne duruma gelecek şu an satarsanız? Şu an sattıktan sonra B planınız ne? Buna karar vermek gerekiyor. Yani B planı dediğim şu. Şu an satan kişinin direkt beyninde, yani o soruyu soran arkadaşımızın beyninde direkt şu oluşacak. 70 bine düşeceğine inandığı için satacak. Veya 71 bine, 72 bine düşeceğine inandığı için satacak. Peki düşmediğini varsayalım. Yeniden 83 bin, 84 bine gittiğini varsayalım. O zaman ne yapacak? Yani o zaman ne yapacağına karar vermişse o zaman satsın tabii ki. Yani ben eğer şöyle diyorsa satsın. Şimdi satıyorum. Evet. 71 bine, 70 bine düşeceği nedeniyle satıyorum. Ama 81 bin yukarı geçilirse ben yanıldığımı kabul edeceğim. Dolayısıyla orada tekrar alım yapacağım diyorsa o zaman satabilir. Yani A ve B planı olmadan olmaz. A planı var sadece ortada. Yani ortada sadece şu var. 70 bine düşer mi düşmez mi? Ben yemin ederim bilmiyorum, düşer mi düşmez mi, olabilir. G20'den birisi bir söz eder. Güm diye bütün dünya hızla gerilemeye başlar, olabilir. Ama normal şartlar altında belli bir sert düşüşün sonrasında zaten herkes bıkmış durumda, görüyorsun. Yani 2 haftadır da onu söylüyoruz. Bundan, yani bir, insanlar bir umutla bekleyecekler. Tabii. Fakat sıkılacaklar. Şöyle bir duruma düştük. Herkes her gün rally oluyor hocam, ne zaman bir geri çekilir de alırız derken şu an satmayı düşünmeye başladılar. Bu zaten dip seviyelere yaklaştığımızın önemli bir göstergesi. Peki hocam, şimdi Mehmet Ergin diyor ki hocam, bir sabah kalkıyoruz ki hisse senedimiz A grubundan B'ye alınmış. Taban yemeye başlıyoruz. Ben bu hissenin ne zaman, nerede, nereye alınacağını nasıl bileceğim? Piyasadaki hissesi az diye hisse B'ye alınır mı? Şimdi şöyle, sermaye piyasası kurulu bunu söylemiş zaten. Demiş ki
derinliği olmayan, çok az bir hisse işlemiyle çok hızlı hareket edebilen hisseleri ben demiş B'ye alırım. Ama bir şey daha söylemiş SPK. Bakın finansal okul yazarlık için bu çok önemli sevgili seyirciler. İlk halka açılan şirketin sermayesi ne olursa olsun, kârı ne olursa olsun ne A ne B ne C direkt A'ya giriyor. Ya pardon B ve C'ye girmiyor, A'ya giriyor. Aradan 3 ay geçiyor. 3 ay geçtikten sonra bunlar tekrar bakılıyor ve ilk halka açıldığında 3 ay zaten A'da olmak zorunda. Açıldıktan sonra hemen açıldığı gün zaten eğer B, C'ye alırsanız zaten halka arz olmaz. Dolayısıyla bu bir çelişki yaratıyor. 3 ay içerisinde aldığınız hissenin sermayesine bakın. 20 milyon liranın altında mı sermayesi? Piyasa değeri nedir? Halka açıklık oranı eğer %15'in altındaysa, bir de zarar eden bir şirketse, bunların B'ye alınma olasılığı çok yüksektir. Demek ki şu an aracı kurumların, araştırma birimlerinin bu konuda önceden A, B'ye veya C'ye alınması olasılığı yüksek olabilir hisselerle ilgili de çalışma yapması gerekiyor demek ki. Ben tabii ki burada yatırımcının suçu yok. Yani onu çok net söyleyebilirim. Yani şeyden dolayı yok. Ne bilsin ki o? Yani A'daydı, B'ye geçti. Halbuki ben tahmin ediyorum o A'dan B'ye geçen hisse şeydir. Yani büyük bir olasılıkla yeni halka arz olmuş bir hisse. 3 ayı dolmuştur, oradan B'ye geçmiştir. Eğer eski bir hisse ise o zaman zaten şöyle bir durum vardır. Şirket hakkında çok olağanüstü bir durum gerçekleşmiştir. Çok olumsuz bir durum gerçekleşmiştir. Hocam şimdi yatırımcı psikolojisini anlatıyorsunuz ya, Erkan Sarı güzel bir yorum yapmış. Demiş ki yatırımcının kaybetmemesi için yatırımcının borsayı izlememesi gerektiğini söylüyorsunuz da hisse senedi güzel bir kıza benzer. İnsan güzel bir kıza bakmayabilir mi? demiş. Vallahi şimdi ne diyeceksiniz Erkan Bey'e? Güzel, yok demin ben de onu okudum, çok hoşuma gitti. Ona güldüm gitti. Ben de şimdi. Güzel bir kıza bakmayabilir mi? Tabii ki bakabilir ama bu çok zarar veriyor borsada. Yani borsada eğer... Bazen o hayatınıza da zarar verebilir. Tabii gerçek hayatta. Yani şimdi onun tartışmasına girersek hakikaten o bitmez diye tabii ona canım, hiç tabii. girmedim ama gerçekten çok zarar güzel verebilir. Güzel kız her zaman bakılmaz yani. Her zaman bakmamak lazım. Yani abisi mabisi vardır, yanındadır, etrafındadır. Sonra çok ciddi bir dayak yiyebilirsin yani. Ve borsada da zaten olay bundan benzer ibaret. Benzer bir durum borsada da var. Evet yani. Kesinlikle. Hatta %99'un abisi var yani. yani onu söyleyebilirim. Yani. Peki hocam. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İzlememesi gerektiği demek şu. Yani şirket bir yatırım yapmış, belli nakit akışları. Ne girecek bu şirkete? Gelecek yıllarda ne kâr edecek? Ben şimdi şirketlere öyle bir puanlama geliştirdim ki direkt bilgisayarım bana diyor ki bu uzun vadeli düşünülmeli ya da düşünülmemeli. Kriter ne biliyor musun? Bir, geçmişte çok istikrarlı kâr etmiş mi? Bu kâ, evet. O istikrarlı kâr etmiş miyi bulurken ne yapıyorum? Ortalama kârlarını standart sapmasına bölünce bu değer 2'den 3'ten yüksekse o zaman zaten bu çok istikrarlı kâr etmiş. İki, kâr dağıtmış mı? Son... Diyelim ki 13 yılda kaç kere kar dağıtmış? 3, son 13 yılın son işte 40-50 bilanço döneminin kaçında kar kaçında zarar açıklamış. Tamam mı? Bunlara baktığında uzun vadeli girilebilecek hisseler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Ben şöyle yapayım. Şu an çok yoğunum Barış. Bu listeleri, tabloları hazırlayıp yayınlayacağım zaten. Ama evet. Şu an kar açıklama dönemi ve bunlarla uğraşamıyorum. Yani o yani o tip bir analiz yapıp sunarsın. Dersin ki bu hisselerin bu oranları budur dersin. Onlar insanlara da bakarlar. Bu anlamda yatırımcı farkındalığını arttırmak anlamında ben elimden geleni yapıyorum zaten. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sürümüzün sonuna geldik. İyi hafta sonları, size pazartesi yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Ardından gündemin çok sıcak başlıkları var. Onlarla bugünün gündemiyle karşınızda olacağız.